101 günlük esaret sona erdi. Sağ salim yurda dönen Musul Başkonsolosu, konsolosluk çalışanları ve aileleri devletin zirvesinde ağırlandı. Hiçbir oyuna gelmediniz. Tahriklere kapılmadınız. Bu sabrınız, bu metanetiniz her türlü takdirin üstündedir. 3 ayı aşkındır rehine hayatı yaşayanlar özgürlüklerinin ikinci gününde başkentteydi. İlk olarak Başbakan Davutoğlu ile görüşüldü. Sonraki adres ise Çankaya Köşkü'ydü. Tabii çok ayrı kaldınız. Diyorum ki bu ara şöyle bir ay bir izin inşallah şey yapalım. Yasal olarak bir ay izinli sayalım ve bir ay izin kullanmak suretiyle sizler şöyle ailece bir arada olun. İnşallah bu 3 ay ayrılık gerçi 1 ay izinle gitmez ama yine de hayat devam ediyor. Değil mi? Bu bir fırsattır. 1 ay 1 aydır. Erdoğan Köşk'te ağırladığı konuklarına hitaben yaptığı konuşmada kurtarma operasyonunun ipuçlarını paylaştı. Öyle gelişmeler oluyor ki bir anda bakıyorsunuz işte bir noktadan alıyorlar öbür noktaya getiriyorlar. Oradaki hazırlıklarınız bu sefer değişiyor. Öyle heyecanla, duygusal olarak olmazdı. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydık, Allah muhafaza, orada bir kardeşimizin burnunun kanaması bizi kahrederdi. Sizlerin can güvenliği, bunu düşünmek bizim asli görevimizdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı konuşmada önemli bir detayı da aktardı. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasının Türkiye'ye yaptığı IŞİD'e karşı ortak koalisyona katılma çağrısını 49 rehine nedeniyle reddedildiğini ima etti. Bazı koalisyon taleplerine, tekliflerine o anda hemen ne demek tabii biz de varız denilebilirdi işte. Dünyanın devleri bir arada işte beraber onu da yapalım bunu da yapalım diyorlar. Ama biz hemen bu işe evet diyemezdik. Çünkü bizim 49 canımız var. Bizim için bunlar hallolmadan biz adım atmayız, atamayız dedik. Ve personelimizin can güvenliğini düşünerek, onların özgürlüğünü düşünerek yol haritamızı buna göre belirledik. Erdoğan, Köşk'teki organizasyon sonrası New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için havalimanına geçti. Cumhurbaşkanı, rehinelerin nasıl serbest kaldığıyla ilgili sorulara Esenboğa Havalimanı'nda cevap verdi. Erdoğan, IŞİD'le pazarlık olmadı dedi. Maddi bir pazarlıktan bahsediyorlarsa, böyle bir şey zaten kesinlikle katiyen söz konusu değil. Siyasi noktada diplomatik bir pazarlıktan bahsediyorlarsa, burada tabii ki siyasi, diplomatik bir pazarlık kesinlikle söz konusu. Zaten bu diplomasi zaferidir bu.